Ben Alman ekolüne geliyorum. Benim rahmetli kocam Herget özellikle şu an yeni yeni uzak doğuda bir trend haline gelmiş olan akupunktur noktalarına homeopati, fitoterapi ya da enjeksiyon farklı maddelerin enjekte edilmesi şimdi farmakolo akupunktur diye lanse ediliyor. Oysa Almanya bunu ta 60'lı 70'li yıllarda bile ilgili olan akupunktur noktalarına lokal anestezik sadece infiltre edilerek prokainle, kuru iğneyle yapılan kıyaslamalarda hem seans sayısının azaldığını ve hastanın vermiş olduğu yanıtın da çok daha dramatik olduğunu göstermişti. Ama sırf akupunktur noktasına yapılan bir lokal anestezik bir nöral terapi anlamına gelmiyor. Nöral terapi çok daha bütüncül bir yaklaşım içinde barındırıyor. İlgili organın hangi segment ve hangi sinirlerle beslendiği, o ilgili organa gelen kanlanmayı sağlayan arteriyel yapılıyla beraber hem oksijenlenmenin hem de sempatik düzenlemenin durumu, o bölgedeki lenfatik drenaj ve venöz dolaşımı da göz önünde bulunduran bir bütüncül yaklaşım. Kaldı ki akupunktur bir 5000 yıllık geçmişi var. Kendi içinde oldukça dinamik ve vital fonksiyonları var. Ben Almanya'da eğitimi aldığım için ben direkt akupunktur eğitimi almadım. Almanya'da geleneksel Çin tıpı diye bir eğitim var. Akupunktur onların içinde bir yer tutuyor. Dolayısıyla geleneksel Çin tıpı yaklaşımıyla fitoterapisini, Qigong'u ve dolayısıyla şu an Türkiye'de de bir moda, bir trend haline gelen hacamatlı, dolayısıyla o bölgedeki kuru veya kanatmalı veriler, ısı uygulamaları, moxa vesaire bütünlük içinde bakılıyor. Ve diagnozda da nabız ve dil çok önemli bir yer tutuyor. Ama sadece olayı iğne diye batırdığınız noktada bir geleneksel Çin tıpı kadar başarılı olamıyorsunuz. Ama bunu en azından batı yaklaşımı eğitimi almış modern bir hekim segment düzeyinde bildiğinde o zaman bununla beraber doğru akupunkturu kullandığında akupunkturda gerçekten fonksiyonel alanında çok ciddi katkılar sunarsınız.